Filmin antagonisti illüzyonist'te 10 yaşındaki Michael Myers'tır. Utangaç ve tuhaf doğası nedeniyle hem evde hem de okulda zor bir hayatı vardır. Daha da kötüsü, annesi Deborah şehirdeki en cazip striptizcilerden biridir. Bu çocukla ilgili tuhaf bir şey de Cadılar Bayramı palyaço kostümünün arkasına saklanarak hayvanları öldürmesi ve parçalara ayırmasıdır. En son kurbanı evcil faresidir. Bir gün Michael tuhaf davranışlarını sürdürürken annesi Deborah ve aile için yemek hazırlarken görürüz. Erkek arkadaşı Ronnie'nin gürültücü, huysuz, alkolik ve ona karşı agresif olduğu ortaya çıkar. Deborah'ın ergenlik çağındaki kızı Judith ve küçük kızı bu hakkında kaba yorumlar yapar. Ronnie sesini yükseltir yükseltmez küçük kızı sürekli ağlamaya başlar. Bu arada Michael palyaço maskesini takarak aşağı iner. Evcil faresinin öldüğünü söyler. Annesi onu teselli eder, yeni bir tane alacağına söz verir. Fakat kemirgenin ölüm nedenini sormaz. Tam o sırada Ronnie çocuğa palyaço maskesini çıkarmasını söyler. Michael reddedince maskeyi yüzünden çekip alır. O gün ilerleyen saatlerinde Michael okulun tuvaletinde Wesley Roos adında bir kabadayı bir arkadaşıyla karşılaşır. Annesinin striptizci olmasıyla ilgili çirkin yorumlar yaparak ona eziyet ederler. Anlaşılır bir şekilde Michael sinirlenir ve zorbalarla tek başına mücadele ederken kapa çeneni diye bağırmaya başlar. Aralarındaki itiş kakış müdürün tuvalete girip onlara bağırmasıyla son bulur. Ancak öfkeli Michael müdüre küfrederek başını daha büyük belalara sokar. 3 çocuk da ceza alır. Deborah kısa sürede okula gelir ancak oğlunu azarlamak yerine müdüre bağırır. Onu sorumsuz olarak nitelendirir. Alaycı bir tavır takınan müdür, Michael'ın özel bir çocuk olduğunu anlamasını sağlar. Video durduğu için sizden basit bir ricada bulunacağım. Kanalın istatistikleri, videolarımızı izleyenlerin %90'ının kanala abone olmadığını söylüyor. Bu durum bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Lütfen abone olun, kanalı açın, tüm yenilikleri almak için zil özelliğini etkinleştirin ve daha fazlasını yayınlamaya devam etmek için videoyu beğenerek destekleyin. Hatta bir çocuk psikoloğu olan Dr. Sam Loomis ile randevu bile ayarlar. Görüşmenin ilerleyen saatlerinde Dr. Deborah, Michael'ın hayvanlara kötü davrandığına dair kanıtlar gösterir. Oğlunun sosyopatoloji belirtileri gösterdiğini söyler. Müdürün Michael'ın okul çantasında ölü bir kedi bulduğu ortaya çıkar. Çeşitli hayvan sakatlamalarını gösteren bir resim koleksiyonu da keşfedilmiştir. Dr. Loomis bunların uyarıcı göstergeler olduğunu ve bozuk bir zihnin bu tür şiddet eylemlerinden zevk alabileceğini söyler. Bu arada Michael okuldan kaçar, zorbası Wesley'i ormanda rastlar. Birdenbire ona büyük bir ağaç dalıyla vurur. Wesley yere düşerken Michael tüm öfkesini kusar. Ona darbe üstüne darbe indirir. Acı ve gözyaşları içinde olan zavallı Wesley, Michael ona zarar vermeyi bırakması için yalvarır. Ancak canavar çocuk daha da saldırganlaşır ve sonunda Wesley'i öldürür. O akşam Michael eve döner. Kız kardeşi Judith'in onu şeker toplamaya götürmesini bekler. Annesi işe gitmek üzereyken Judith'e kardeşiyle ilgilenmesi için bağırır. Ancak Judith'in Michael'ı dışarı çıkarmaya hiç niyeti yoktur. Tam annelere giderken Judith'in erkek arkadaşı Steven gelir. Biraz eğlenmek için üst kata çıkarlar. Bu durum Michael'ı yalnız ve üzgün bırakır. O da maskesini takarak dışarı çıkar. Fakat bir süre sonra geri döner ve annesinin erkek arkadaşı Ronnie'yi bir sandalyede uyurken bulur. Bu, şeytani çocuğun intikamını alması için doğru fırsattır. Bir anlık çılgınlıkla adamı koli bandıyla sandalyeye bağlar. Bir kasap bıçağıyla işini bitirir. Bir süre sonra Judith'in erkek arkadaşı Steve mutfakta sandviç yapmak için aşağı iner. Onu gören Michael alüminyum bir sopa alır ve kafasının arkasına vurur. Steve seyirerek yere düşer. Michael bir süre onu izledikten sonra ölene kadar vurmaya devam eder. Michael'ın bir sonraki hamlesi üst kata çıkması ve kız kardeşi Judith'i odasında uyuklarken bulmasıdır. Palyaço maskesini çıkarır ve Steve'in büyük, beyaz, lezzetli Cadılar Bayramı maskesini takar. Aynı anda Judith, Michael parmak uçlarını bacağında gezdirirken arkasını döner. Michael odasında görünce tedirgin olur ve ne yaptığını öğrenmek ister. Michael cevap vermeyince Judith onun kafasına bir tokat atar. Öfkeyle dolan Michael öz kız kardeşini karnından bıçaklayarak öldürür. Annesi nihayet işten döndüğünde onu kucağında küçük kız kardeşiyle verandada otururken bulur. Çılgınca neden bu kadar geç saatte verandada olduğunu sorar. Arka planda polis sirenleri duyulurken Michael sessiz kalır. Ertesi gün Michael birinci derece cinayetten suçlu bulunur. Dr. Loomis'in gözetimi altında akıl hastanesine kapatılır. Cinayetlerin soğukkanlı bir şekilde işlenmesine rağmen Michael masummuş gibi davranır. Hiçbir şey hatırlamadığını iddia eder. Deborah her hafta onu ziyaret eder fakat Michael giderek kötüleşmektedir. Birkaç ay geçer ve doktorlara yalan söylemeye devam eder. Dr. Loomis ile bir seans sırasında Michael ona kendisi için yaptığı yeni maskeyi gösterir. Çirkinliğini örtmek için bu maskeyi taktığını iddia eder. Bir gün annesi uzun bir aradan sonra onu ziyaret eder. Onunla konuşmaya çalışır. Ancak Michael sessizdir ve her zamankinden daha yalnızdır. Annesi onu neşelendirmek için küçük kız kardeşiyle birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını gösterir. Bunu odasına asmasını tavsiye eder. Fakat kötü çocuk sessiz kalmaya devam eder. Randevudan sonra Deborah sanatoryumdan çıkarken Dr. Loomis Michael'ı bir hemşirenin bakımına götürür. Bunun kötü bir fikir olduğu ortaya çıkar.
Çünkü ikisi yalnız kaldığında Michael saldırganlaşır. Hemşireyi bir çatalla öldürür. Bir süre sonra Deborah ile doktor olayı öğrenir. Özellikle Deborah'ın nutku tutulur. Oğlunun gerçekte neler yapabileceğini gördüğü için tamamen perişan haldedir. Daha sonra eve döner ve Michael'ın küçük, masum bir çocuk olduğu zamanlardan kalma eski filmlerini izler. Gözyaşları içinde eski günleri anar. Kötü bir anne olup olmadığını merak eder. Sonunda acıya daha fazla dayanamayarak aklı hayale gelmeyecek bir şey yapar. Film daha sonra 15 yıl sonrasını atlar. Michael artık devasa bir adamdır ve hala sanatoryumda kilit altındadır. Son cinayetinden beri tek kelime konuşmamıştır. Zamanının çoğunu maske yaparak geçirmektedir. Doktor Loomis da onu tedavi etmekten vazgeçmiş ve bunun yerine Michael'ı kurtarılmaz bir şeytan olarak etiketlediği çok satan bir kitap yayınlamıştır. Bir gece Michael maske yapmakla meşgulken hücresine iki ademe gelir. Bir kadın mahkumla ilişkiye girmeye başlar. Michael hiçbir tepki vermez, işini yapmaya devam eder. Ancak ademelerin işi bittiğinde ayağa kalkar. Birini yakalar ve masaya çarpar. Michael daha sonra diğerinin yanına gider, kafasını duvara çarpmadan önce onu birkaç kez döver. Komisyon gardiyanı uyarır. Gardiyan Michael'a çocukluğundan beri bakan İsmail. Kısa bir süre sonra İsmail hücre bloğuna varır. Yere saçılmış iki farklı kanlı cesetle karşılaşır. Michael'ı görür görmez neler olduğunu hemen anlar. Canavarı hücresine geri götürmeye çalışır. Fakat canavar onu acımasızca cezalandırır ve bir televizyon setiyle işini bitirir. Katliamın ardından Michael daha fazla tahribat yaratmaya hazır bir şekilde akıl hastanesinden kaçar. Bir sonraki sahnede bir kamyon durağına varır. Bir şoförle kavgaya tutuşur. Şoförü birkaç kez duvara çarpar ve sonunda onu öldürür. Michael daha sonra şoförün tulumunu çalar, kendi tulumunu atar. Ertesi sabah, yani bir cadılar bayramı günü, Michael ailesinin Haddonfield'daki evine geri döner. Ev, annesinin ölümünden beri terk edilmiş durumdadır. Oraya vardığında, en sevdiği kasap bıçağı ve maskesini geri alır. Bu arada, Haddonfield'de örnek bir üniversite öğrencisi olan Lori Strode ile tanışırız. Bir gün, emlakçı olan babası tarafından, Michael'ın evi olan eski Myers konutuna bazı evrakları teslim etmesi için görevlendirilir. Babasının yerel halkın perili olduğuna inandığı eski Myers evini satmaya çalıştığı ortaya çıkar. İstendiği gibi Laura evrakları oraya bırakır, oradan ayrılır. Ancak talihsiz bir şekilde Michael onu görür ve merak eder. Daha sonra onu üniversiteye kadar takip eder. Burada Laura'nın genellikle yalnız olduğunu ve zamanının çoğunu komşusu olan 10 yaşındaki bir çocuğa bakıcılık yaparak geçirdiğini öğreniriz. Aksine en iyi arkadaşları Linda ile Annie okulda daha popüler ve sevilen kişilerdir. Cadılar Bayramı gecesinin ilerleyen saatlerinde Annie, Laurie'yi çocuğu James'e bırakması için ikna eder. Böylece kendisiyle erkek arkadaşı biraz eğlenebileceklerdir. Öte yandan Linda, eski Myers malikanesindeki bir parti için partilerine katılır. O sırada orada olan Michael çifti fark eder. Onları sinsice izler. Linda'nın erkek arkadaşı tuvaletini yapmaya gittiğinde Michael ona saldırır, oracıkta öldürür. Daha sonra devam eder, Linda'nın işini de bitirir. Bundan sonra Michael, Laurie'nin evine gider. Bebek bakıcılığı işi için ayrılır ayrılmaz ailesini öldürür. Terör saltanatı bununla da kalmaz. Erkek arkadaşıyla eğlenen Annie'nin evine gider. Michael erkek arkadaşının işini vahşice bitirir. Ardından kendini Annie'nin üzerine atar. Birkaç saat sonra Lori, James ile birlikte oraya varır. Dramatik sahneyi keşfeder. Erkek arkadaşının cesedi tavanda asılı dururken Annie tamamen soyulmuş bir halde tir tir titremektedir. Aniden Michael binada belirir, Lori'ye saldırmaya başlar. Lori bir şekilde kaçmayı başarır. Fakat kısa bir süre sonra onu takip eder ve pusuya düşürür. Bu arada Michael'ın kaçışı Dr. Loomis'a bildirilmiştir. Çılgınca Haddonfield'a gelir. Yerel şerife Michael Myers'ın geri döndüğünü ve tehlikeli olduğunu kabul etmesi için yalvarır. Şerif hemen Lori'yi arayıp nerede olduğunu sorar ama Lori telefonu açmaz. Biraz araştırdıktan sonra nihayet gerçeği öğrenir. Lori'nin Michael'ın kız kardeşi olduğu ve Deborah aklı hayali gelmeyecek bir şey yaptığında evlat edindiği ortaya çıkar. Doktor, Michael'ın bu gerçeğin farkında olduğunu, bu yüzden Laurie'yi gizlice izlediğini fark eder. Laurie'nin bir sonraki kurban olabileceğinden korkan doktor, Myers'ların evini ziyaret etme kararı alır. Bu arada Laurie'nin hala hayatta olduğunu ama esir tutulduğunu öğreniriz. Psikopat bıçağını bırakır, ona ikisinin küçükken çekilmiş fotoğrafını uzatır. Ancak Laurie henüz bir bebek olduğu için hiçbir şey anlamıyor ya da hatırlamıyor gibi görünmektedir. O bakmıyorken Michael'ı boynundan bıçaklayarak arka bahçeye kaçmayı başarır. Fakat bu onun iri bedenini etkilemez. Lori daha sonra psikopat erkek kardeşi tarafından takip edilir. Sonunda boş havuzda yakalanır. Neyse ki doktor doğru zamanda ortaya çıkar, Michael'a durması için defalarca yalvarır. Bu işe yaramayınca psikopatı sırtından defalarca vurur. Bundan sonra doktor ile Laura kaçmaya çalışır. Fakat Michael mucizevi bir şekilde ayağa kalkar, ön camı kırar ve onu arabadan çıkarır. Kadının işini bitirmek üzeredir ama doktor onu bırakması için yalvarmaya başlar. Şaşırtıcı bir şekilde Michael pes eder. Lori ona teslim eder. Ancak bir sonraki saniye doktoru yakalar, gözlerini oyarak vahşice öldürür. Tüm bunlar olurken Lori yakındaki silahı kapar ve üst kata kaçar. Psikopat da onu takip eder. Sonunda bir balkonda köşeye sıkıştırır.
Daha sonra onu pencereden aşağı iter ve ikisi de korkuluklardan aşağı düşer. Bir süre sonra Lori baygın Michael'ın üzerinde uyanır. Daha sonra silahını ona doğrultur ve bir el ateş eder. Ancak Michael aniden uyanır ve bileğini yakalar. Buna rağmen Lori yılmaz, ona birkaç el daha ateş eder. Film, psikopatın kanına bulanmış Lori'nin histerik çığlıklarıyla sona erer. Michael Myers sonunda ölmüştür. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonuna geldik. Daha fazla paylaşım için videoyu beğenerek destek olmayı, abone olmayı, zil ses özelliğini aktif etmeyi unutmayın.